Meclis Genel Kurulu'nda o tartışmalı oturumda çıkan kavgayı milletvekilleri görüntüledi. İşte bu görüntülerde o oturuma kavga nedeniyle ara verildiği sırada çekildi. 4 milletvekili yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Bu kanatla ilgili söz istiyorum. Genel kurul salonu böyle karıştı. Arbede dakikalarca sürdü. Sandalyeler havada uçuştu. CHP'li Musa Çam yere düştü, baygınlık geçirdi. Genel kurul salonunda ne kadar milletvekili varsa hepsi ayaktaydı. HDP'li Ertuğrul Kürtçü'nün başına tokmak geldi. Kavgada tansiyonu yükselenler oldu. Meclis revirinde ilk müdahaleler yapıldı. Ne demirle mi? Ne? Demir vardı, yumruk vardı. Ne arası? Anlayas kapıda bekliyor. Ben gitmem abi, ben ölsem gitmem. Bunlar bir şey var. Donk tokma, sandalyeler, bardaklar ve havada uçuşan yumruklar, tansiyon bir an olsun düşmedi. Muhalefette, iktidarda bugün geri adım atmadı. Hepsi birbirini suçladı. Ne çekiyorsun lan? Ne çekiyorsun lan? Ne çekiyorsun lan? Ne yapacaksın? Ne çekiyorsun lan? Ne çekiyorsun lan? Kapatsın. Takemezsin. Ne geçeceğim ben? Al seni bunu. Gel. Gel dışarı. Gel dışarı. Biz kadın vekillere yönelik darp girişimi AKP'nin artık kontrolden çıkmaya başladığının göstergesidir. İki kadın milletvekili, birisi Sebahat Tüncel, öbürü Pervin Buldan, gelerek kürsüde bana taciz uygulamışlardır. Ben Sebahat Tüncel'e yönelen bir yumruğu savuşturmak için onun yanına gittiğimde, ona isabet etmeyen yumruk benim başıma isabet etti. Üç siyasi parti birlikte terör estirmişlerdir. Karşılıklı açıklamalar peş peşe geldi. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Milliyetçi Hareket Partisi HDP'nin maalesef vagonu haline dönmüştür. Utanmadan, sıkılmadan bir de MHP'yi bunların vagonu olarak gösteriyor ki ya siz trencilik oynuyorsunuz be. 4 yaralı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinde. Utanmadan, sıkılmadan yalan söylüyorlar. Muhalefet iç güvenlik paketine karşı çıkmaya, iktidarsa meclisten geçirmeye kararlıyız dedi. Bu antidemokratik yasalara geçit vermeyeceğiz. Bu bonzai molotofla ilgili düzenlemeler konusunu ayırın. Milleti niye kandırıyorsunuz? Perşembe günü gündemimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Genel kurulda görüşmeler başlamadan bitti. Bugünse toplantı o kavganın ardından nasıl bir hava olacağı merakıyla açıldı. Kalbinden bıçaklandı, hayatını kaybetti. Nuh Köklü gazeteciydi. Onu kalbinden bıçaklayansa bir dükkan sahibi. Bu korkunç cinayet.